Yenidere Barajı, Denizli'de Yenidere üzerinde sulama amacıyla barajın inşasına 1995 yılında başlanmıştır. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 770 bin metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 65 metre, normal su kotunda göl hacmi 65 hektometreküp, normal su kotunda göl alanı 6,5 kilometre karedir. Baraj sahası 13 bin hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir. Yenidere Baraj Gölü, görkemli manzaralar sunan sahasıyla oldukça geniş bir alana yayılıyor. Baraj göl alanı aynı zamanda kuş cenneti statüsündedir. Bahri, karabatak, gri balıkçıl, angıt, yeşilbaş ve çamurcun ördeklerin üreme ve gelişme sahasıdır. Sakarmekeler de göl alanını benimsemiştir. Sulak alanın farklı yerlerinde kerkenezler ve sıvacı kuşu görmek mümkündür. İlginç hikaye ile Yenidere Barajı'nda pes dedirten yanlış hesap yapılmıştır. Sulama amaçlı yapılan barajdan 135 bin dekar tarım alanının sulanması öngörülmüş, ancak baraj şimdiki haliyle 33 bin dekar alanı sulayabilecek su depolama kapasitesine sahiptir. Uzun yıllar sonra ortaya çıkan büyük hesaplama hatası baraj verimini fazlasıyla işlevsiz bırakmıştır. Tavas'ta Yenidere Çayı üzerine kurulan ve su kaynağıyla aynı ismi taşıyan baraj, büyük bir hesaplama hatası sonucu sulama amaçlı olarak 1995 yılında inşaatına başlanan ve 2010 yılında bitirilen baraj, çevresindeki mahallelerde üretim yapan çiftçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır. Yani 135 bin dekar yerine 33 bin dekar sulanabiliyor. Muhtarların Yenidere Barajı'ndan sulama suyu konusunda yararlanamadıkları şikayetleri sonucu anlaşılan hesap hatası, muhtarlara Yenidere Barajı yapılırken 135 bin dekar alanı sulayabileceği öngörülmüş, ancak yapılan hesaplamalarla 33 bin dekar alanı sulayabileceği öngörüldüğü, sonuç itibariyle istenilen yerlere su verme imkanlarının olmadığı bilgisi verilmiştir.